Şimdi hocam sizin kitabınıza gelmek istiyorum. Aslında seriler şeklinde çıktı ama en son kitabınız Makalat. Hatta hocama dedim ki makalat ne demek hocam dedim kitap anlamı. Şimdi sevgili yönetmenim Ömer abi de hemen onu ekrana verir biliyorum. Sağ olsun. Gerçekten de çok emek sarf edilen yine okurlarla buluşturulan. Ne kadar sürede çıktı hocam kitap? Bu kitabımız 2 senelik bir hikayeyle meydana geldi. 10 yıldır bir projeyi yürütüyoruz biz. Hemen o projeden kısaca bahsedeyim. Bir kitap projesi. Aslında Konya'nın 31 ilçesini hedef alan bir proje. Fatih Babaoğlu'yla birlikte 10 yıl önce şöyle bir projeye başladık. Dedik ki biz annemizden, babamızdan, aksakallı dedelerimizden hikayeler, masallar dinliyorduk. Ben annemin anlattığı masalları hatırlıyorum. Zaman zaman uyutmak için ya da işte ninniler eşliğinde bana masallar anlatırdı. Dedemin masallarını iyi hatırlıyorum. Tabii televizyonun olmadığı, en azından bizim evimizde olmadığı bir dönemde çocukluk geçirdik ve biz masallarla büyüdük. Bu masalların pek çoğu Anadolu'da yazılı hale dönüştürülmemiş. Çoğu sözlü kültürde var olanlar. Örneğin Denizli'de farklı bir varyantı var, Afyon'da farklı bir varyantı var, çeşidi var, Konya'da farklı bir çeşidi var ama yazıya dökülmemiş. Biz dedik ki Konya'da ilçe ilçe gezelim, yaşlılardan, yaş almışlardan daha doğru tabirle dinleyelim, dinlediklerimizi kayda geçirelim ve bunları yeni nesle aktaralım. Yeni neslin anlayacağı dilde güncelleyelim, geliştirelim. Yani yarım sayfalık bir masalı efendim 20 sayfalık diyaloglarla geliştirerek güncel hale getirelim ve içerisine yeni neslin öğreneceği değerleri katalım. Hırsızlığı işleyelim mesela efendim. Yalan söylemenin yanlışlığını işleyelim. Dürüstlüğün önemini işleyelim diye bir projeye başladık 10 yıl önce. 6. kitabımızı tamamladık bu projeyle. Bir yazarla ikili yazarla herhalde bu kadar çok yayın yapan çok az vardır Türkiye'de. 6. eserim şimdi 7.'si de yolda. İlk Beyşehir'den başladık. Beyşehir'deki çünkü memleketimiz Beyşehir'di. Beyşehir'de dinlediklerimizden bir Beyşehir efsaneleri, masalları, esatir diye yayınladık. Beyşehir hikayelerini. Sonra Akşehir'e geçtik. Akşehir efsanelerini tamamladık. O da rivayet, esatir kelime olarak büyüklerin anlattığı masallar demek. Demek, anlamı, evet, kelime anlamı. Esatir, büyüklerin anlattığı masallar, hikayeler demek. Rivayet zaten kelime adı üstünde. Rivayet edilen, raviler tarafından anlatılan Akşehir efsaneleri. Bunlar birisi 4 yıl önce bitti, birisi 2 yıl önce bitti. Elimizdeki de makalatta, makalatta yeni bir hafta olmadı. Yeni çıktı, 23 Nisan'da çıktı daha doğrusu. Ne güzel. 23 Nisan'da çocuklara armağanımız diye yayınladık. Makalat kelime anlamı aslında makaleler, hikayeler anlamını taşıyor. Fakat burada özel bir durum var. Hepsinin isimleri verilirken biz üzerinde biraz düşündük. Seydişehir Bozkır'ın efsanelerini anlattık burada. Beyşehir, Akşehir, Seydişehir, Bozkır. Şimdi sıra Ereğli'de inşallah. Seyit Harun Veli Hazretleri'nin eserinin ismi Makalat'tır. Yani torunu tarafından Seydişehir'in kuruluşunun anlatıldığı, Seydişehir'in anlatıldığı eserin ismi Makalat'tır. Aynı zamanda da Hacı Bektaş-ı Veli'nin yani Anadolu'yu Anadolu yapan erenlerin, dervişlerin, Türkistan'dan gelen pirlerin bu toprakları hamurlarıyla karan o güzel insanların eserlerinin ismi de Makalat'tır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin de ismi Makalat'tır. Biz de hem o yaşasın, ona bir gönderme olsun hem de Seyit Harun Veli Hazretleri'nin eserinin ismi olması dolayısıyla bu ismi verdik. Birazcık da yeni nesil bunu yani unutulmuş kelimeler bunlar. Merak etsinler, öğrensinler istediğimiz için. Bunlar bu şekilde ortaya çıktı. Evet.